evcil hayvanınız konuşabilseydi size ne söylerdi? Muhtemelen bana yemek ver ya da neden sürekli spor programları izliyorsun? Bırak da biraz Animal Planet izleyeyim derdi. Ama unutmayın ki insanlar gibi konuşabilen bir hayvan zaten var. Evet, papağanlardan bahsediyorum. Tamam, kabul ediyorum. Bu kuşların insanlar gibi ustaca konuştuğunu söyleyerek biraz abartmış olabilirim. Sonuçta papağanınızla kahve içerken jeopolitik konuları tartışamazsınız. Papağanların kapasiteleri genellikle sadece kısa kelimeleri ve bazen cümleleri tekrarlamakla sınırlıdır. İnsanlar ses telleri, dişleri, dili ve dudakları sayesinde konuşabilirler. Ancak bu tüylü arkadaşlarımız bizim sahip olduğumuz bu şeylerin çoğundan yoksun. Öyleyse bizi taklit etmeyi nasıl başarıyorlar? Bu soruyu cevaplamak için önce insanların ve kuşların sesi nasıl oluşturduğuna bir bakalım. Konuşurken kullandığımız organlar, akciğerler, trakea ya da diğer adıyla soluk borusu ve ses kutunuz olarak adlandırabileceğimiz gırtlaktır. Nefes alırız ve akciğerler havayı soluk borusundan yukarı doğru iterler. Daha sonra bu hava ses kutusundan geçer. Bu ses tellerinin titreşmesine neden olur. Ses telleri de değişik sesler çıkarır. Farklı kelimelerin seslerini şekillendirmek içinse ağırlıklı olarak ağzımızı kullanırız. Öte yandan kuşların ses telleri olan bir gırtlağı yoktur. Kuşların ses kutularına syrinx ya da göğüs gırtlağı denir. Bu soluk borusu ve ciğerlerin arasında bulunur. Göğüs gırtlağı esnek duvarları olan içi boş bir alandır. Kuşlar göğüs gırtlağının kaslarını kontrol ederek ses üretip sesi şekillendirebilirler. Göğüs gırtlağının her iki tarafı da bağımsız olarak çalışabilir. Kuşlar bu sayede aynı anda iki farklı ses üretebilirler. İnsanlar da bunu yapabilirler ama bu şekilde sesleri muhtemelen Bill Clinton'ın sesine benzeyecektir. Kuşlar aynı zamanda bir kanaldan nefes alırken diğer kanaldan da şarkı söyleyebilirler. Siz aynı anda hem konuşup hem nefes alabilir misiniz? Hayır, yapamazsınız. İsterseniz deneyip görün. Her neyse, bazı gaga hareketlerinin yanı sıra göğüs gırtlağı kuşların ses oluşturmasını ve taklit etmesini sağlar. Peki bu tüm kuşların insanlar gibi konuşabileceği anlamına mı geliyor? Hayır, tam olarak öyle sayılmaz. Papağanlar diğer kuşlardan farklıdır. Çünkü dilleri kalındır. Diğer kuşların aksine dillerini sesi oluşturmak için nasıl kullanacaklarını bilirler. Ancak papağanlarımızın bizi taklit etme konusunda bu kadar yetenekli olmalarının asıl sebebi beyinleridir. Dr. Eric Jarvis'e göre beynin ses üretmek için kasları kontrol eden ana bölgesi ön beyindir. Jarvis, 2004 yılında yayınlanan makalesinde hem insanlarda hem papağanlarda ön beynin ses kaslarına doğrudan bağlı olan bir bölgesi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Papağanlar bu beyin devrelerinin yardımı ile yeni sesler öğrenir ve öğrendikleri sesleri çıkarabilmek için ses kaslarını yönetirler. Bu bağlantılar sesleri öğrenme konusunda pek de iyi olmayan hayvanların ön beyinlerinde bulunmaz. Ayrıca Dr. Jarvis 50'den fazla gen takımı üzerinde çalışarak insanların, papağanların, ötücü kuşların ve sinek kuşlarının da dahil olduğu sesli öğrenicilerin konuşma kontrol merkezlerinde benzer aktivitelere rastlamıştır. Acaba sinek kuşları ötmenin yanında bir de vızıldayabiliyorlar mı? Şaka yapıyorum. Her neyse. Yani bu demek oluyor ki insanlar konuşmak, bu kuş türleri de ötmek için aynı genleri kullanıyorlar. Ancak papağanlar ile tek ortak noktamız bununla da sınırlı değil. Kuşlar aynı bizim gibi iletişim kurma arzusu olan sosyal yaratıklardır. Vahşi doğada birbirleriyle güçlü bağlar kurarlar. Bununla birlikte evcil kuşlar etraflarında kendi türlerinden konuşacak birileri olmadığı için insanlarla etkileşime girmeye çalışırlar. Yani eğer bir papağanınız varsa sizi kendi sürüsünden biri olarak görecektir. Kuşlar her şeyi çevrelerinden öğrenirler ve sahiplerini taklit etmeye başlarlar. Bu aslında o kadar da kolay değildir. Papağanlar çoğunlukla patlayıcı ünsüz sesleri tekrar etmekte zorlanırlar. Bu sesler hava akışını dudaklarımızla durdurarak yaptığımız P veya B gibi seslerdir. Papağanların dudakları olmadığı için soluk borularındaki kasları sayesinde havayı tutup hızlı bir hamleyle serbest bırakırlar. İnsan gibi konuşan en yetenekli papağanlardan biri Alex'ti. Dr. Irene Pepperback, 1997'de bu gri Afrika papağanını Chicago'daki bir pet shop'tan satın aldı ve öğrenme yeteneklerini test etmeye karar verdi. Irene iyi bir öğretmendi ve papağanı neredeyse 30 yıl boyunca eğitti. Alex yaklaşık 150 kelime biliyor, renkleri ve şekilleri ayırt edebiliyor ve küçük sayıları sayabiliyordu. Dahası sadece kelimeleri tekrar etmekle kalmıyordu, kelimelerin anlamlarını da biliyor gibiydi. Alex, seni seviyorum ve üzgünüm gibi cümleleri doğru bağlamda kullanıyordu.
Ayrıca bu papağan belli bir ödül istediğinde sahibi ona tam istediği şeyi verene kadar mutlu olmuyordu. Ne kadar da akıllı bir kuşçuk. Alex işte bu inanılmaz dil becerileri sayesinde ünlü oldu. Belgesellere çıktı ve hayranları ona bir sürü hediye gönderdi. Size peşin peşin söyleyeyim, bu ufaklık saçma bir krekerden daha fazlasını istiyor. Papağanlar insanları konuşma yetenekleriyle şaşırtan tek hayvanlar değil. 1971 yılında evli bir çift Maine kıyısında yavru bir fok buldu. Yavru annesini kaybetmiş gibi görünüyordu. Bu yüzden onu eve götürmeye karar verdiler. Ona Hoover yani elektrik süpürgesi adını verdiler. Çünkü yemeğini silip süpürüyordu. Hoover büyüdüğünde onu Boston'daki New England Akvaryumuna verdiler. Çift akvaryum çalışanlarına fokun konuşabildiğini fark ettiklerini söyledi. İlk başlarda kimse onlara inanmadı. Lakin birkaç yıl sonra Hoover daha net konuşmaya başladı. Hey! Merhaba! Nasılsın? Git buradan! Yat! Hoover gibi kelimeleri ve daha fazlasını söyleyebiliyordu. Çok etkileyici. Şaşırtıcı bir şekilde hiçbir eğitime ihtiyaç duymadan konuşabilen bir diğer hayvan vakası da 1984 yılında görüldü. San Diego'daki Ulusal Deniz Memelileri Vakfı'ndaki görevliler balina ve yunusların bulunduğu tanktan bir takım seslerin geldiğini fark ettiler. Başta seslerin uzakta konuşan iki kişiden geldiğini düşündüler. Ancak daha sonra bu seslerin Nok adındaki bir beyaz balinadan geldiğini keşfettiler. Nok, tipik balina sesinden birkaç oktav daha düşük olan insan benzeri sesler çıkarıyordu. Deniz biyoloğu Dr. Sam Rickway, Nok'un insanların konuşmalarını dinleyerek onları taklit etmeyi öğrendiğine inanıyordu. Rickway ve ekibi balinanın burun boşluğundaki hava basıncını artırarak sesleri çıkardığını, daha sonra da burnunun içinde yer alan ve ses kutusuna benzeyen fonik dudaklarıyla sesi şekillendirdiğini keşfetti. Ancak birkaç yıl sonra Nok insanları taklit etmekten sıkıldı ve yeniden tiz balina sesleri çıkarmaya başladı. Bunu suçlayamayız. İnsan seslerini taklit etmesiyle ünlü olan bir başka su memelisi de Vicky. Bu dişi katil balina Fransa'daki Marineland Akvaryumunda yaşıyor ve hayvan bakıcılarından oluşan bir ekip tarafından eğitildi. Vicky çok geçmeden merhaba, güle güle ve 1, 2, 3 gibi birkaç kelimeyi söylemeyi öğrendi. Vicky konuştuğunda sesi kulağa insan sesi gibi gelmiyor ama ne söylemeye çalıştığını anlamak hiç de zor değil. Vicky aynı zamanda kurtulmasını, fil sesini ve gıcırdayan bir kapının sesini çıkarabiliyor. Gerçekten çok hızlı öğreniyor. Bazen yeni öğrendiği bir sesi sadece bir denemede çıkarabiliyor. Denizin devlerinden karadaki hayvanlara geçelim. İşte karşınızda Koshi. Kendisi hortumunu kullanarak insan konuşmasını taklit eden bir fil. 2004 yılında Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'ndeki bakıcıları Koshik'in onların söylediklerini taklit etmeye çalıştığını fark ettiler. Koshik'in o dönemler kendini biraz yalnız hissettiğini düşünüyorlar. Çünkü o zamanlar etrafında başka filler yoktu ve yalnızca insanlarla etkileşime giriyordu. Koshik, Korece, iyi, hayır, merhaba ve otur demeyi öğrendi. Daha sonra Viyana Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Koshik'in ses kayıtlarından 47'sini ana dili Korece olan kişilere dinlettiler. Çoğu Koshik'in dediklerini kolayca anladı. Koshik ise bunların hepsini yer fıstığı için yapıyordu. Evcil hayvanların dünyasına geri dönelim. Sibirya kurtlarının da sahipleriyle konuşmayı çok sevdikleri bilinmektedir. Aynı ataları olan kurtlar gibi onlar da sürünün bir parçası olarak kabul ettikleri kişilerle iletişim kurmak için uluyup inliyorlar. Bazen bu köpeklerin çıkardıkları sesler insan konuşmasına çok benziyor. Konuşan Sibirya kurtlarının en ünlüsü internette bir yıldız olan Mişka'ydı. Kulağa seni seviyorum gibi gelen bir şeyler ve bazı kısa cümleleri söyleyebiliyordu. Ayrıca Mişka'nın müzik kulağı vardı ve en sevdiği şarkılara uluyarak eşlik etmeyi seviyordu. Mişka'nın videolarını gören herkes ona resmen aşık oluyor. Peki ya siz konuşabilen bir evcil hayvanınızın olmasını ister miydiniz? Aşağıda yorum kısmında bize yazın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.